Karşılaşmanın ardından takım otobüsündeyiz. Sadık bizle birlikte, Ozan bizle birlikte, Altay bizle birlikte. Öncelikle tebrikler. Sadık senle başlayalım. 3-0 net ve güzel bir galibiyet. Neler söyleyeceksin? Tabii maçtan önce hafta boyunca hakikaten çok iyi çalıştık. Arkadaşlarımızla beraber galibiyetin ne kadar önemli olduğunu kendi aramızda konuştuk. Çok ihtiyacımız vardı. Net de bir skor aldık bugün. Özellikle Ozan kardeşim uzun süreli aramızda olmamasına rağmen bugün hakikaten çok büyük fedakarlık yaptı. Sizlerin huzurunda onu da tebrik etmek istiyorum. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım takımım adına. Kendi mevkim olmasa da. Sen de farklı bir pozisyonda mevkide görev aldın ama oldukça da başarılıydın. Önemli değil yani, sahada olmak yeterli bizim için. Her zaman Fenerbahçe'nin başarısı için elimizden geleni yaparız. Altay kardeşim de çok yardımcı oldu arkadan bana. Özellikle konuşmasıyla, verdiği destekle. Uzun bir süre sonra gol yemeden maç bitirdik. O da çok önemliydi bizim için. Yolumuza devam edeceğiz. 2-3 gün sonra tekrar bir maçımız var. Bugün bunun sevincini yaşayıp yarından itibaren önümüzdeki maça odaklanmaya devam edeceğiz. Ben Ozan kardeşime mikrofonu devretmeyi istiyorum. Teşekkürler, ayağına sağlık. Ozan, sen neler söyleyeceksin? Sadık'ın da dediği gibi bir süredir takımdan ayrıydın. Aslında bu maç öncesinde çok fazla antrenman yapma şansı da bulamadın ama bugün yine sahada çok iyiydin. Son golün pası da senden geldi. Sen nasıl değerlendireceksin? Yani Barış abicim, öncelikle antrenman tabii az, 2 günlük bir sürecimiz vardı. Beni de bayağı zorladı yani saha içinde. Tempo olarak da çok yüksek oynayamadım ama en önemlisi takıma verdiğim katkıydı. Benim sahaya çıkmamın nedeni de zaten buydu. Dinlendirmek de istediler ama ben takıma yardımcı olmak için sahada bulunmak istediğimi söyledim hocaya. Bugün de katkı bulunduysak ne mutlu. Birçok mevkideki arkadaşlarımız yerinde oynamadı ama yüreğiyle, mücadelesiyle göz doldurdular. Hepsini yüreğine sağlık, ayaklarına sağlık. Harika bir mücadelemiz vardı. Hiçbir pozisyon vermedik. En önemlisi de buydu. Zaten konsantre olduğumuz nokta da buydu. Sevindirici tarafı da bu bizim için. İnşallah Perşembe günü de Alanya maçında daha iyi bir maç çıkararak, daha iyi bir skor alarak önümüze bakacağız. İnşallah her şey daha güzel olabilir bizim için. Yoğun bir maç trafiği de sizi bekliyor. Bunun için neler söylersin Ozan? Evet, çok yoğun bir maç trafiğimiz var ama biz gerçekten iyi antrenman yapmamızın yanı sıra iyi de bir dinlenme sergiliyoruz. Antrenmandan sonra herkes evlerine değil de tesiste kalarak dinlenme olanağını yaşıyor. Çünkü soğuk suyumuza giriyoruz, istirahatimizi ediyoruz. 1 saat, 1,5 saat gibi civarında bir şeyler. Bize gerçekten saha içinde çok yardımcısı oluyor bu konunun. O yüzden dediğim gibi bu maç trafiğinde zaten çok kalabalık bir ekibiz. Herkesten faydalanacaktır hoca diye düşünüyorum ve en iyi skorları alıp zirvede olacağımıza inanıyorum ben. Teşekkürler Ozan. Sana da teşekkür ediyorum. Altay, sen neler söyleyeceksin bugün? Farklı bir galibiyet. Ozan ve Sadık'ın söylediği gibi de gol yemeden bitirdiğiniz bir maç. Sen nasıl değerlendirirsin? Gol yemeden bitirdiğimiz bir maçtaki en çok sevinen tabii ki de kaleci her zaman. Bugün de gol yemeden bitirdiğimiz için takım olarak çok mutluyuz. Ben Sadık abimi de, Ozi'yi de tebrik ediyorum. Gerçekten de Sadık abim mevkisinde oynamadı. Çok iyi mücadele etti. Sanki yıllardır o mevkide oynuyormuşçasına bir mücadelesi vardı. Maşallah. Nazar değmesin. İnşallah devamı gelsin. Ozi de öyle. Pandemi yaşadı. Uzun bir süre sahaya, antrenmana dahil olamadı. Fakat ona rağmen sanki her gün antrenmana katılmışçasına yoğun bir mücadele verdi. Maşallah var. Fakat işte hep beraber bunu devamlı bir hale getirmemiz gerekiyor. İnşallah öyle olur. Perşembe günü çok daha önemli bir maçımız var. Bu maçı iyi bitirdik. İnşallah Perşembe gününkü maçı da iyi bir şekilde bitirir. Yolumuza sağlıklı bir şekilde iç içe birlikte devam ederiz. Maç içinde de çok sık birbirinizle konuştunuz. Birbirinizi Sadık'ın da söylediği gibi çok fazla uyardınız. Bu da çok önemliydi değil mi? Yani tabii Sadık abim sonuç itibariyle oynamadığı bir mevkide ilk defa oynuyor. Doğal olarak birbirimizi uyarmamız gerekiyor. Çünkü arkadan oyunu en iyi gören, en iyi okuyan kaleciler oluyor. Dolayısıyla oyuna da konuşarak dahil olmamız gerekiyor. Ben de bunu elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Sesim de kısıldı zaten. Fenerbahçe'mizin çıkarları, başarısı doğrultusunda her geçen gün çalışıp mücadelemize devam edeceğiz. Eyüp kardeşim de geldi. Biraz onun da görüşlerini alalım abi. Eyüp de geldi. Ozan çağırdı Eyüp'ü yanına. Şöyle bir durumu var. Şimdi Eyüp'ün şöyle bir durumu var. Eyüp'ü biz çok seviyoruz. Diğer kardeşlerimizi de çok seviyoruz. Eyüp sağ olsun saha dışında bize çok destek çıkıyor. Çok motive ediyor bizi.
çok gaza getiren cümleleri var sağ olsun. Bir iki cümle de Eyüp'üm söylesin. Hem de göz önünde olsun biraz Eyüp'üm. Tamam. Evet Eyüp'üm. Fenerbahçe'mizin geleceği bu adamlar. Öncelikle abilerime teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık, yüreklerine sağlık. Müthiş mücadele verdiler. Helalleşin kardeşim. Çok iyi çalışıyoruz. İnşallah emeğimizi karşılığında alacağız. Evet. Teşekkür ederim. Kendi hedefleriyle alakalı da bir şey söyle oğlum. Evet evet, kendi hedefleriyle alakalı. Ben büyük oğlum senden. Teşekkür ediyorum. İnşallah yavaş yavaş oynaya oynaya abi. İyi yerlere geleceğiz abi. Peki kendini ne görüyorsun? Peki motiv... Yani nerede görüyorsun kendini? Çok iyi yerlere geleceğiz abi. İnanıyoruz gerçekten. Hep çok iyi yerlerde olacak. Fenerbahçe'mize katkı. Yani onda fitness mi abi? Hep sıfırlanta gibi. Onda fitness. Bizim bütün genç kardeşlerimiz hep sıfırlanta gibi. Keşke hepsi kadroda olsa, hepsi şey yapabilsek. Ama tabii kadromuz da çok yoğun olduğu için. Eyüp de bu aralar kadroya giriyor. Yoğunluğu var kadroda. Eyüp maç öncesi Ozan abinle konuştun mu? Maç öncesi onu nasıl motive ettin bu maça? Konuştunuz mu? Konuştuk abi. Dediğini söyle bakayım. Güveniyorum abim sana. Böyle bir şey demedin Eyüp ya. Güveniyorum. Ne dediğini söyle. Ne dedin, ne dedin bana? Senin antrenman? Antrenmana gerek yok abime. Çıkar oylar. İşte İhtiyacı yok. İhtiyacı yok. Harika. İyisi yani. Patlatma abi. Sen de oğlum. İyisi yani. Ben gariban adamım. Ne bileyim sen. Harika. Teşekkürler beyler. Ayağınıza sağlık. Tebrikler.